Bakın bu partide ihraç edilmesi gereken insanlar var. Belediye başkanları laf söylüyor, ilçe başkanları laf söylüyor, televizyonda, gazetede. Ya kardeşim sen kimsin ya? Demin Halil Bey dediği gibi adam Cumhurbaşkanı adayım diyor neredeyse. Ya sen kimsin? Seni böyle kim konuşturuyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ederekten konuşuyorlar bir de bunlar. E şimdi bu arkadaşların ayıklanması lazım. Bakın ayıklanması lazım. Zarar veriyorlar. Bu partiye çok büyük zarar veriyorlar. Ve muhalefet de bunları okşuyor tabii devamlı. Muhalefetin çok hoşuna gidiyor. Ben kulaklarımla duydum. Yani şu köy tüzel kişiliği malların satılması meselesinde biz Gökçen Belediyesi'nden bize 6,5 trilyon borç geldi arkadaşlar. İl tasfiye kurulundan. İtiraz edecek bir şey yok. Kanun diyor adam. Sana geçti kardeşim. E tabi biz borçları nasıl ödeyeceğiz? Orada mevcut bir şeyleri satacağız ki mal mülk olarak bize geçen bu borçları tasfiye edeceğiz. Bir araziyi, birkaç araziyi satışa çıkardık. Kendi malımız. Tapu sahibi Tire Belediyesi. Geldiği yer il özel idaresi değil. Gökçen Belediyesi'nden bize geçti. Borcuyla, harcıyla. Bizden birisi bir yaylara kopardı. Biliyorsunuz kimden bahsettiğimi farkındasınız. Olayları da beraber yaşadık. Ve Ege TV'de kadın şunu diyor. Tabii söylemeye, partisini söylemeye gerek yok. AK Parti'den bir kadın. İşte diyor, gördünüz diyor. Yücel Bey diyor, yakaladı diyor. Yakaladı diyor. İşte diyor, muhalefet böyle yapılır diyor. Ödül vermek lazım diyor, Yücel Bey diyor. Doğru, büyük bir madalyayı hak etti. Ama CHP'den değil tabii. Yaptığı iş baştan sona yanlış ve hainlikti. Başka bir şey değildi. Hainlikti. Ve o gürültüyle, patırtıyla Aziz Bey de, o da tabii çok medya üstüne gidince ne yaptılar sonra bu işi? Çiğli Kongresi'nde Binali Yıldırım dedi ki Tire Belediye Başkanı'nı suçüstü yakaladık dedi. Annem 82 yaşında. Kadıncağız haberler dinliyor. Oğlum diyor sen yanlış bir iş mi yaptın diyor. Koskoca bakan diyor böyle dedi diyor Çiğli dedi. Ne yapmışız dedim ben. İşte bir şeyleri satmışız diyor. Ya bir şeyler değil kendi malımızı satmaya kalktık. Ve bu reaksiyon karşısında Aziz Bey de köy tüzel kişiliği malları satılamaz falan filan iptal edin bu işi kapatın dedi. Orada alan adam AK Parti ilçe başkanı da olabilir ödemişti. CHP eski ilçe başkanı Mehmet Bey'miş. Adamın 36 milyar teminatı da adam yaktı. Aziz Bey'in ricası üzerine. Biz de yasal olarak yaptığımız bitmiş bir ihaleyi 1 trilyon 300 milyar artı KDV parayı yok saydık ve böyle bir zarar gördük. Kimden? Kendi partilimiz saydığımız bir insanın kamuoyunu yanıltması, fişeklemesi ve buradaki CHP teşkilatı sanki kapkaç yapıyoruz, bir şeyleri el altından satıyoruz ve bizi bu pozisyona düşürdü bu insanlar. Ve bunlar CHP diye orta yerde dolaşıyor. Daha orna da bitmedi, daha devamı da geldi. Yok Tayfun Çiçek, Cumhuriyet Halk Parti'nin kuruluş yıl dönümüne gelmedi medyada. Sana ne ya? Ben insanım, hasta olabilirim, mazeretim olabilir, bir şey olur. Sen yoklama katibi misin? Kimin geldiğini, kimin gelmediğine mi uğraşıyorsun? Yani şimdi bu arkadaşlar CHP'li olamaz. Ve utanmadan ondan sonra herhangi bir protokolde gene karşımıza çıkıyor. Abi nasılsın? Ya ben bu pişkinliği anlayamıyorum ya. Ya ben bir insana kızıyorsam, bu karşı tarafsa, bu her zaman benim için karşı taraftır. Hep doğru adımlar attık, doğru işler yaptık. Hiçbir zaman ağlamadık. Hiçbir zaman iktidar aman bizi eziyor, büzüyor edebiyatı da yapmadık. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Biz doğru işler yapacağız. Şehrimizi örnek bir şehir haline getireceğiz. Ha CHP'nin trendi tembeliz dedim. Bundan lütfen bunu bir şey olarak algılamayın. Çünkü yapacağımız çok iş olduğuna inanıyorum. Şimdi yukarı mahalleleri dolaşıyoruz. Bir yollar yapıyoruz bu dedelerin altında yine. O kadar düşkün, o kadar berbat durumda yaşayan insanlar var ki
Yani öyle yerlere de evler yapmışlar. Çatı çökmüş, kapı yok, pencere yok, kış geliyor, yol yok, yiyecek yemeği yok, ekmeği yok. Ve bir çare yani bu insanlar yani. Çoluk çocukları var, bakmıyorlar. Gelip gitme ölüme terk edilmiş insanlar yani. Yani şimdi bunlara bakmak mecbur etmeliyiz. Bu gücümüz var. Bu gücümüz var ama elimizde enerjik şöyle çalışan bir ekip yok. Elimizde. Yetemiyoruz yani biz. Belediyenin 49 tane kadrolu işçisi var. 60 kişiyle çöp topluyoruz. Toplam 230 tane taşeronumuz var. Ve 109 tane de memurumuz var. Yani bir Kuşadası Belediyesi'nde 900 kişi, Ödemiş'te 850 kişiyle bu işlerin yapıldığını düşünürsek, yani biz personel olarak da minimum sayıda insanla iş yapmaya çalışıyoruz. Ha burada iki arkadaşımızı da kutlamak istiyorum. Gönüllülük dilekçesi vermişler. CHP'li onlar biliyorum. Yani biz gönüllü olarak belediyede verecek bir işte çalışmak istiyoruz. Arkadaşlar bakın kent meclisimiz var, kent konseyimiz var. Yani burada çalışan aktif arkadaşlarımız var. Bunu biraz daha ileri götürelim bu işleri. Araçsa araç verelim. Bakın 600 kişiye burada yemek çıkıyor her gün. Yani muhtaç insanlar var. Biz hala ulaşamamışız. Önce insanlara yaklaşacağız. Yani öyle öğretmen evi bahçesinden siyaset olmaz. Maalesef arkadaşlar iki defa yemek verdik muhtarlara. İşte köy muhtarları artı arkadan şehir muhtarları. İki tane milletvekili geldi. İki kişi. Diğerleri nerede? Kardeşim senin seçimin bu ya. Sen oy alacaksın ya. İnsanların elini sıkacaksın kardeşim. AK Partili milletvekiller fabrikaları geziyor burada tek tek. İnsanların elini sıkıyor. Adam iktidarda. Şu anda iktidarda ayağına gidiyor insanların. Fabrikaları gidiyor. Ben hatırlıyorum. Önceki seçimde Mehmet Ali Susam sanayide girmedik, dükkan bırakmadı. Sarıkuz pazarında da sıkmadık, el bırakmadı yani. Maalesef, yani kusura bakmasınlar, ya bu düşüncelerimi genel başkana da ifade edebilirim. Hepsi sınıfta kaldı yani, milletvekilleri tereyi pas geçti. Pas geçti. Çantada keklik gördüler. Öyle çantada keklik hesaplarıyla olmuyor arkadaşlar. Yani insanlarımız iyi niyetli ama burada çok daha farklı oy alabileceğimiz halde oraya meclise gidecek bizleri temsil edecek arkadaşlarımız maalesef daha şimdiden bu bölgenin milletvekilliğini yapmayacaklarını adeta gösterdiler yani. Şenol kardeşim benim eski bir arkadaşım. Bu adama bir sürü dil uzatıyorlar ya. Yok şunu yapıyor da bunu yapıyor da. Ne yapıyor kardeşim? Yaptığı işler ortada. Asgari ücretten, tabandan, sıfır zamdan bir şirket ihaleye giriyor. O da o şirketin işlerini takip ediyor burada. Yaptığı bu. Şenol Bey. Başka ben bildim bileli çalışıyor. Bildim bileli çalışıyor. Kimse bir şey söyleyemez ama söyleyenler AK Partililer değil. CHP'li geçinen insanlar söylüyor. Benim zoruma giden bu ya. Arkadaşlar dostları söyler. Ben arkadan konuşmam. Kimsenin arkasından konuşmam. Yüzüne söylerim. Yani bu Yücel Bey çizgisindeki arkadaşların kendine çekidüzen vermesi lazım. Ha, parti üst kurulları. Bu parti neden böyle yapılıyor ve neye dair bu tip adamların ayıklanması lazım. Çünkü iş biraz şahsileşti. Benim ismimle adam hitap ediyor. Ya kardeşim sana 64 sene sonra hep beraber bir seçim kazandırdık Tire'de. Hep beraber. Sen neye rahatsız oluyorsun ki? Abuk sabuk açıklamalar yapıyorsun, televizyonlara haber oluyorsun. Bilir bilmez. Ve kendisine sordum ben. Sen dedim ahkam kesiyorsun orada burada. Hangi köy malını satmışız dedim istire belediyesi sonra. E abi öyle dendi. Ya sen burada haberlere ana haber oluyorsun ya. Söylediğin lafla. Bilmeden komadan saçma sapan konuşuyorsun. Fındık kadar beyninle. Ve medyayı allak bullak ediyorsun. Yani CHP'nin kazandığı 1-2 puanı da siliyorsun.
aşağı indiriyorsun. Sen kimin adamısın? Yani benim teklifim, sorarlarsa, bir rapor isterler bizden. İlçe belediye başkanı olarak aynen ben bunları dikte edeceğim arkadaşlar. Hainlik yapanların ayıklanması lazım. Senin partiye hangi gün kaydoldu kardeşim, milatla olmuyormuşlar. Ben 73'te açın künye defterlerinizi, CHP gençlik kollarında ben kayıtlı üyeyim. Çünkü amcam belediye başkanı adayıydı. Sene 1973. Bir açıklama yapıyorsun, altı soruyor her şey. Bir CHP'li yine üye olarak işine devam et. Küsüp de sağa sola başka yerlere çekip gitmesinler. Ve o saatten sonra da artık karşı duruş, karşı politika yapmak, ilçe yönetimlerini sürekli sağda solda medyada eleştirmek bence adam olan bir adama yakışmaz arkadaşlar. O rozetinin hakkını vereceksin yani. Öyle oradan buradan televizyonlara, kuru orta gazetelere demeçler verip partine zarar vermeyeceksin. Ha, vermekte devam ediyorlarsa benim tavsiyem, yani seçilecek yönetimin derhal bu arkadaşların partiden tasfiyesi için sebepleriyle gerekli girişimleri yapması.